Tarih Sohbeti. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sizlere sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı, İnşallah sizlerin istifade edeceğiniz, derleyebildiğim bilgileri sizlere sunmak istiyorum. Yoksa kafamdan bir şey yok. Nihayet belgeyle, vesikayla sizlere anlatıyorum ki gittiğiniz yerde bu meselelere eğildiğinizde ya nerede yazıyormuş, ne yapıyormuş falan bir kaynak hiç olmazsa söyleyebilin diye vesikalı konuşuyorum. Ve bu Ermeni soykırımına ilgili 1890'dan itibaren hızlı bir şekilde başlayan Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermenilerin ayrılıkçı, bölücü, bölünücü çalışmalarını inceleyen, Ermeni olan, bu hadiselerin içinde idari görevler almış, çetelerin içinde bulunmuş, çeteler yetiştirmiş, yani bugünkü dağlarda böyle izi nişanı bırakılmamaya çalışılan yakındır nasip olursa teröristlerin bir başka hali veya bu teröristler onların bir başka haliydi. Bunlar anlatıyorlar. Biz şunlara şunlara yaptık. Şuralardan destekler aldık diye. Yani Osmanlı Devleti'nin kendisini savunmak için kendi tarihçilerine yazdırdığı değil bu. Ve bir kimse bunu derlemiş, toparlamış, dünya yüzünde çıkan hatıraları bizzat adamların kendi imzasıyla terörist başlarının hatıralarını kitap haline getirmiş. Bendeniz de bu kitaptan bunları Osmanlı'daki Ermeni meselesi cinayetlerini anlatmaya çalışıyorum. Kim işlemiş bu cinayeti? Canisi kimmiş? Ermeni. Bunu anlatan kim? O da Ermeni. Evet. Şimdi Kumkapı hadiseleriyle beraber nümayiş veya Osmanlı tarihindeki adıyla patırtısı, Ermeni patırtısıyla beraber bu işi Osmanlı başkentinde ancak dünyaya daha rahat duyururuz, elçilerin olduğu yerde diye hasreten Kumkapı Patrikhanesi'nde oturan patrik de bu işlere bulaşmadığı halde patriği ölüm tehditleriyle yıldırarak işlerini çekmeye çalışmışlar ve olmadık eziyetler etmişlerdir. Ve bunların akabinde de bu hadiselerin esas failleri olan, idarecileri olan kimseler bir bildiri yayınladılar. Bir tebliğ. Tebliğ deyince bir hafif geliyor bildiri. Aa bildiri mi ya? Bilmem kaç tane amiral, general bir bildiri yayınlamış. Muhtıra. Bunlar da muhtıra yapmışlar. Bir tebligat yapmışlar. Yazılı. Elden çoğaltmışlar. Teksir makineleri yokmuş o zamanlar. Elden çoğaltmışlar bunları.
Bunu kaleme alan fail. Bunları çoğaltanlar fail. Bunları dağıtanlar fail. İnsanları toplayıp yürüyün ha diye ölümle tehdit edenler fail. Hepsi tek 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 yakalandılar. Yine de Osmanlı tutup da bunları şu yakaladıklarınızı getir bakayım Sultanahmet'e. Kurun şuraya böyle merdivenle çıkılan bir dar ağaçlarına. Pratik olsun, çabuk olsun, 100 kişiyi bugün asın bakayım. Demedi. Büyük suç işlemiş Osmanlı. Ne suçu işlemiş? İşte 25 Nisan 1915'te Ermenileri güya onlardan çok korkmuş Osmanlı. Sizi yollarda öldüreceğim dememiş ama tehcir edeceğim sizi. Lütfen burada değil de daha başka yerlere gidin. Biraz harekat sahasından uzaklaşın. Harekat bölgesinden güya demiş. Ya böyle adam bulunduğu anda ortadan kaldırılması lazım. Milletler arası savaş hukuku budur. Anında biter işi. Şimdi bir tane milletvekili çıkıyor. Aşkı uğruna resimleri yakalanıyor. Öldürülmüş bir terörist sevgilisi varmış. Böyle iri yarı böyle şey gibi, kütük gibi birisi. Bu milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmak için ne kadar engeller aşıldı, ne kadar. Netice işte görülüyor. Böyle devlete karşı hareketler anında operasyonel bir şekilde halledilmezse ne yapılıyor? Kangren oluyor bu bacak diye, küt diye kesiyorlar o bacağı. Vücudun diğer tarafında kangren yapacak. Ana vücudu öldürecek diye. Pış 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 pış, aman aman kusura bakmayın ya. Bir tarafta harp devam ediyor, Birinci Dünya Harbi. Göçmen kafilelerine, Ermeni tehcir kafilelerine Osmanlı'nın sağlık müfrezeleri refakat ediyor. Asker sulu bulgur çorbasını, bulgur pilavı niyetine yiyor. Ama bunlara istasyon noktalarında yemekler dağıtılıyor. Ondan sonra da ya bizim soyumuzu kırdınız işte. Nasıl kırdık? İşte istasyonlarda biz aç yattık. Trenler gelmedi. Ya trenler cepheye mühimmat mı göndersin? Erzak mı göndersin? Personel mi göndersin? Yoksa Alman generallerini mi gezdirsin? Trenin bir sürü karışanı var. Başka bir laf geldi ağzıma da söylemedim onu. Karışanı var arkadaş. Buna rağmen ben her şeyi bırakıp sana trenler vermişim. Nereye? Ya bu hareket sahasına çık da şu Mezopotamya'ya doğru biraz gidin. Göze görünmeyin hiç olmazsa. Döndüğünüzde de biz sizin malınızı şey diyeceğiz, ha vereceğiz. Merak etmeyin. Dönüşte bir alem. Dönüşte de savaşa rağmen trenlerde yer bunlara tahsis edildi. Ve patriği de böyle korkutmalarına rağmen insanları şöyle ağız tadıyla bir kışkırtamadığı için hınçakçılar bir bildiri yayınladılar. Bildiri yine patriği güya silmiyorlar da hürmette kusur etmiyorlar. Ya bunlar da dinsizmiş kardeşim, komünistmiş bunlar demesin Ermeniler diye. Saygı değer, kutsal Patrik babamız.
Bir defa Patrik babamız, papamız yani, İsa Aleyhisselam'ın vekili, onun adına iş yapacak şekilde. Hani siz Ortodoksunuz ya, tesise inanmıyordunuz. Şimdi de Kutsal Patrik babamız diyorsunuz. Ne farkınız var Katolik'ten? Efendim biz Ortodoksuz işte. Tamam tamam, farkınızı biliyorum da. Yani siz de babamız babamız diyorsunuz. Ama onların tabii babamız da beleri, menfaatleri icap ettirdiği için. Yoksa babayı falan gördükleri yok. İşte o muhtıranın Kumkapı Patrikhanesi'nden yayınlanmış gibi yapıyorlar. Adını büyütmek için. Aslında bu, biz bu faaliyetlerimizi yapmaya çalışıyoruz ama görüyorsunuz işte Osmanlı'ya siz sözünüzü geçiremiyorsunuz diye Avrupa'ya bizi şikayet ediyorlar. Evet. Şöyle bildirileri, muhtıraları. Uzun seneler boyu Ermenistan'da sebepsiz tevkifler, tutuklamalar, haksız verilen hükümler, cezalar, merhametsizce sürgünler uzayıp gidiyor. Amma zalimmiş Osmanlı ya. Wow. Yani adamlara evlerinde huzur verilmiyor. Niye peki? Niye bu yollara başvursun Osmanlı? Devlet mi? Devlet. Sen tutuklanacak bir sebebin var mı? Var. Ben de seni tutukladım. Şimdi de öyle değil mi? Bazıları çıkıyorlar. Türkiye'de yargıç yok. Bunlar çete 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 çete. Sonra yargıç bir yerde bir karar verdiğinde işlere gidince, ya biz biliyorduk zaten Türkiye'de de yargıçlar olduğunu biliyorduk. Hakiki hakimler olduğunu biliyorduk. Arkadaş, siz size itaat edecek, terazisi sadece sizin tarafa ağır basacak adalet mensubu arıyorsunuz. Kusura bakmayın, Türkiye'de o yok. O yok. Anadolu bundan çok çekti. Varlık vergisi zamanında, sonra da aşar vergisi zamanında, hakim kürsüsünde sarhoş vaziyette böyle zaman zaman dalıp gidiyor. Arazi keşfindeymiş gibi mahkeme salonunda sanki araziyi görüyormuş gibi dava görülüyor. Daha gidilmemiş keşfe. Hakim bir ara şöyle bir ayıkır gibi oluyor. Ha yok yok tamam 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 öyle olsun diyor. Halbuki tam yanlış veriyor hükümü. Kimse de bir şey diyemiyor. Hakim, ya hakim geldiğinde, keşfe geldiğinde eğer onun yanındaki katip uyanık biri ise hemen etrafı kolaşan edip burada vaziyet nasıl? Hakim Bey'le de kotlu konuşuyorlar. Oğlum ne var ne yok, gördün mü sen ya oraları? Araziyi gördün mü? Hakim Bey gördüm gördüm. Meler meler. Ha. Meler meler, yani Hakim Bey sana kuzu kesmişler, kızartıyorlar. Keşfin kararı zaten o kuzunun böyle butunu böyle takıp da karikatürize şekilde dişini takıp da yutarken ne verileceği belli. Hakim Bey öter öter. Ne bilsin köydeki muhtar öteri meleri, bilir de yani hakimin katibinin, zabıt katibi denirdi orada, zabıt katibinin hakimle böyle kotlu konuşmasını beklemiyor. Herkes korkuyor. Hakim, aman bir devlet memurunun bir düğmesi ipliği çürük olsa da düşse bile
Suçu sana yüklüyor diye. Devlet memuruna fiili saldırı düğmesini kopardın. 6 ay içeri gir. 6 ay. İstediğin kadar sen temizlemeye çalış. Anadolu temiz demezdi de temizleme derdi. Temize vermişler, temize göndermişler. Temize mi göndermişler? Yoksa temizleyiciye mi göndermişler? Onu Allah bilir. Evet. Bildirinin ilk cümlesi bu efendim. Halkımızın büyük sabır ve tahammülüne rağmen, ya Ermeniler ne kadar dişini sıkıyorlarmış ya. Ama ne sabırlı insanlarmış. Bu kadar zulme sabır etmişler. Tahammül etmişler. Ya devletimizdir ya. Aman biz peki diyelim, peki diyelim. Biz dedikçe diyor, sabrettikçe seneden seneye bu zulmün üstüne koydular. Daha da artırdılar diyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu zulümler dayanılmaz bir hal aldı. Osmanlı'nın başkentinde Kumkapı Patrikhanesi'nde güya Patrik babamızı anlatırken bir Ermeni teşkilatı hınçakçılar öndeydi. Efendim yayınladıkları muhtıra. Hani rahmetli Menderes Kızılay'dan geçerken talebe orada gösteriş yapıyormuş, gösteri yapıyormuş. 27 Mayıs öncesinde 555K 5. ay 5. ay 5. gün saat 5'te K Kızılay'da. Koda bakar mısınız? Ya demek ki 27 Mayıs darbe marbe değil de benim. Terörist bir saldırıydı. Dağdakiler de böyle kod çalışmıyorlar mı? İniyor evladım ne istiyorsunuz siz diyor. Gençlerin içinden birisi bir siyasalcı böyle deli dolu bir Toros delikanlısı çıkıyor. Adalet istiyoruz, adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz. Evladım diyor, şu yakasını topladığım ben devletin başbakanıyım. Bundan daha da demokratik bir şey var mı diyor ya. Sen bir öğrenci olarak benim yakamı toplayıp ve benim boğazımı sıkarak adalet ve demokrasi istiyorsun. Aynen. Bu da başkentte oluyor, Kumkapı'da. O da başkentte oldu. Ne oldu şimdi? O yaka toplayan, herhalde o yaka toplamalara milyonlarca kere tövbe etmiştir. Allah-u Teala'nın verdiği bedeni sıkıntılar kolay işler değil. Nereden nereye? Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Şimdi etraftan bakanlar işte ya tamam ya koyun ya onu bir aday listesine koyun. Orada bizim oyumuz var da şey etmeyelim, kaçırmayalım. Antalya'dan gelen koyun canım. Kimin merhametine muhtaç kaldı? İşte şu andaki ana muhalefetin başkanının iki dudağının arasında. Filanı milletvekili adayı yapalım mı yapmayalım mı? Kaçıncı listeden aman çok gerilerde olmasın, seçilecek yere konsun ki oradan biz puan alalım. Onun da varsa bir kredisi, onu da kullanalım. Vay vay. Artık dayanamıyoruz diyor. Padişahın kulağının dibinde, gözünün önünde bu bildiri yayınlanıyor. Son senelerde okullarda, mekteplerde yani o zaman için, sonra okul oldu ya, ben bazen bu kelimeleri toparlamak durumunda kalıyorum. Manastırlarda, kiliselerde, evlerde aralıksız
ve sık sık aramalar yapılıyor. Arama bahanesiyle tahribat yapılıyor diyor. Evimizin sağ solu yıkılıyor diyor. Sen kardeşim evinin bir duvarını çift kat yaptın da arasına silah koydunsa oradan iki tane kerpici de çekiverir adam tabii. Adam ol da sen evini yıkmasınlar. Erzurum'da da aynı şeyler yapılmış. Şimdi Erzurum'a atlıyor Kumkapı bildirisi. Ve halkın haklı şikayetleri yüzünden bu suçsuz, masum, silahsız, garip Ermeni halkı azgın askerlerce koyun gibi süngülenip öldürüldü. Bari Erzurum'dan bahsetme, utanmaz adam. Erzurum'da bir subay, iki nefer, bir polisi arama yapmaya geldiklerinde siz hır çıkarıp da onları öldürmediniz mi ya? Bakın şimdi, bu bildirinin yalan olan yerlerini eğer kırmızıyla çizsek sayfa kırmızıdan görünmez. Adam aklına geleni söylüyor. Bugün de bazı memleketlerde siyasetçiler ne gelirse, ne kadar kötülük varsa şu kadar geri kaldık, teknolojide muhtacız, ekonomimiz mahvoldu falan şeyimiz. Ya iyi de babam, tamam da bunları gel bir ispatla birini ya. Bir tanesini söyle, getir şöyle dik. Ya bunların hepsiyle ben uğraşamam. Benim ömrüm yetmez sizin yaptığınız hatalar der, orada da kıvırırlar. İnsanların ağızlarıyla kulakları birbirine yakın yaratılmıştır. Arası olsun 15 santim, olsun 20 santim. Kendi ağzından çıkanı kendi duymuyor adamlar ya. Kıymetli dinleyenlerim, tarih sohbetimizin birinci bölümünü bir reklam arasıyla burada noktaladık. Küçük bir aradan sonra inşallah ikinci bölümde beraber olmak üzere. Evet, kıymetli dinleyenlerim, TGRT FM Radyomuzun haftalık tarih sohbetinin ikinci yani son bölümüne başlıyoruz. Konumuz Ermenilere soykırımı uygulandı mı Osmanlı tarafından yoksa başka bir şey mi oldu? Burada bütün Ermeni tarihiyle uğraşan tarihçilerin veya o hadiselerin içinde bizzat yaşayanların hatıralarından sizlere naklediyorum. Karar sizin. Askerler Erzurum'da süngülediler diyor ya. Evet. Peki koyun gibi kestiler diyor ya. Koyun gibi kesilen Ermeni yok Erzurum'da. Süngülenen Ermeni yok Erzurum'da. Ama şehit edilen bir Osmanlı zabiti var. İki tane devletin askeri var. Bir tane devletin polisi var. Acımasızca öldürülmüş, ölüsü yerlerde sürülmüş. Halka dehşet vermek için. Müslüman halka dehşet veriyorlar. Bak biz adamı böyle yaparız diye. Şimdi burada da Kumkapı bildirisinde de bunu tam tersine çeviriyorlar. Bunu Osmanlı yaptı.
Biz hala kuzu kuzu böyle boynunu büken yetim çocuk gibi gelen vuruyor, giden vuruyor. Ey Avrupa, hiçbir kulağınız duymuyor, hiçbir gözünüz görmüyor. Bu kadar mı merhametsizsiniz? Ne olur bize yardım edin. Ama siz durup durduğunuz yerde Osmanlı'ya karşı silaha davrandınız. Trabzon limanına gemi gemi silah doldurdunuz. Bunu niye getirdiniz ya? Niye getirdiniz ya? 93 Harbi'nde böyle yapmadınız Osmanlı harp ederken. Şimdi bu silahlar ne arıyor yani Ermeni köylerinde? İslam köylerine gelmiyor da. Birçok Ermeni cesetlerine yüzlerce, binlerce yaralıya çocuklarını düşüren anaların korkmuş kadıncağızlar, Ermeni kadınları. Çocuklarını düşürmüşler korkudan. Kadınların feryatlarına kimse kulak vermedi. Ey Avrupalı, bak sana bu sözüm diyor. Erzurum benzeri vahşetler, şimdi bak, Kumkapı'dan Erzurum'a atladı. Erzurum'daki isyandan sonra da Van tarafına gidiyor şimdi. Van tarafına. Van, Muş ve o bölgedeki diğer Ermeni kasabalarında, Ermeni kasabası diyerek bir kere orada bir bölücülük yapıyor. Yani Müslümanlara yok, Ermenilere yapılıyor bu. Her gün bu hadisenin yüzlerce fazlası yaşanıyor diyor. Her gün. Allah Allah. Ne bitmez Ermeniymiş bu ya. Her gün kese kese bitirememişler ya. Ermenilerin evlerindeki ekmek kesecek bıçakları dahi kalmadı. Silah sayarak onları da ev aramalarında bıçaklarını aldılar diyor. Vah 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 vah. Siz de komite olarak getirdiniz. En gelişmiş silahları koydunuz değil mi? Ateşli silahları. Osmanlı da gelmiş Ermeni evlerindeki bıçakları toplamış. Ha şu olmuştur. Sen evindeki ekmek bıçağıyla gelip de Osmanlı neferinin kalbine sapladınsa, o ekmek bıçağı da olsa onun sahibinin de kalbine birisi saplar onu. Saplar. Dikkat buyurun, tamamıyla iftira. Bugünkülerinde İsveç'in kanadının altına girenlerde, Finlandiya'nın kanadının altına girenlerde, Danimarka'nın kucak açtıklarında, hepsinin Almanya'nın işte teröristleri bağrına basmasında, hepsi onları destekleyen Avrupalılar da yalana oynadıklarını biliyorlar. Ama biz bunlara hizmet edelim diye şerefsizce onlara hizmet ediyorlar. Dağ başında öldürülen masum insanların, şehit edilen vatan müdafasındaki Mehmetçiklerin veballeri bin kat boyunlara biniyor. İflah olurlar mı? Olmaz canım. Olmaz. Olmaz. Olmadılar, olamayacaklar. Buna rağmen Türklere, Kürtlere, Çerkezlere bol bol silah dağıtılıyor diyor. Evet, Kürtlere dağıtılıyor bu silah. İhbar ediyor Avrupa'ya. Şu Kürtleri kaldırın ortadan diyor. Şimdi ne yapıyor? Ya orada mesele Türk-Kürt değil ki. Onların Kürt dedikleri kendilerinin zulümlerine boyun eğmeyen, kendilerine kötülük yapan Ermeni çetelerinin
boynunu bükenlere, ha bunlar Kürt zalimdir bunlar diyor. Bunlar daha adam kaldırırlar diyor. Kadınları kaldırırlar. Musa Bey hadisesi var ya işte falan. Onun için Kürtlere düşmanlar. Çerkezler diyor ki Şeyh Şamil Hazretleri evlatlarına vasiyet etti. Dağıstan'ı kurtarın, emaneti sahibine teslim edin. Osmanlı'ya götürün, teslim edin dedi. Bu aşk, bu sevda Çerkezler vatanına düşman eli sürdürür mü? Sen düşmansan senin de elini kırar. Niye böyle o üç grup insanı ayırıyorsun? Onlar olmayacak ki nüfus çoğunluğu olsun kasabalarda. Ha hakikaten buradaki meclis tamamıyla Ermenilerden olmalı. Vali Ermeni olmalı falan falan. Adları bunların validir, malidir falan filan. Hepsi bir istiklal davası. Mertçe söyleyin. Arkadaş bizim keyfimiz yerinde ama bize rahat batıyor. Osmanlı sayesinde bugüne kadar eğer böyle zalim olsaydı Osmanlı çoktan ölmüştük. Yedik, semirdik, semirdik, semirdik. Şimdi de kudurduk. Hadise bu. Evet. Ana vatanımızın zalimce kuşatıldığı açıktır. Allah Allah ya. Rüyanızda mı gördünüz bu ana vatanınızı ya? Hakikaten yani Osmanlı'nın altı vilayetinin olduğu yer Ermenilerin mi ya? Tabii canım Ermenilerin. Allah bizim ana vatanımız. Peki baba vatanınız neresi? Baba vatanımız da orası canım. Peki hadi diyelim ki burası sizin ana vatanınız. Çukurova ne oldu? Bir de orada bir Ermeni devleti kuruyordu. Tabii canım. Yani orada bizim ana vatanımız. İran, Tebriz, Mebriz. Oralarda canım. Ya siz ne büyük imparatorlukmuşsunuz be. Ne kadim bir kavimmişsiniz be. Bir günde dönün de şükredin ya bu insanlar olmasaydı biz eriyip giderdik. Güney Amerika devletlerinde toplam kaç Ermeni olabilir şu anda? Nüfusu 1 milyarı herhalde geçiyor Güney Amerika'nın devletlerinin. 11'i bulmaz Ermeni. Niye orada yoksunuz? Ya işte orası öyle şey falan filan. Ya öyle olur, öyle olur, öyle olur arkadaş. Tabii öyle de olması lazım. Sizin işinize öylesi geliyor. Bir Ermeninin yaptığı ufak bir itiraz bile ha bu suçlu diye bizi suçlamaya yetiyor ve hemen hapse atıyorlar. Kaç Ermeni var hapiste? Valla şimdi yok da yani atarlar zaten bunlar. Osmanlı buna atarlar. Niye atıyor diyorsun? Atar zaten canım. Bugünkü siyasette böyle çeşitli hareketler yapanlar demeyeceğim da aklıma gelen demeyeceğim. Hareketler yapanlar gibi yani ya gene de yaparsınız canım falan. Yapacağınızı zannediyoruz canım. Şimdi gidip bakanlık basan, gidip genel müdürlük basan, gidip fabrikanın güvenlikçilerini basan adamlardan daha başka ne beklersiniz? Ermeni halktan böyle şüphelenildi miydi?
O adam artık kara listeye giriyor diyor bildiride. Bizler de şimdi esas zurnanın son deliğine geldik. Bütün Ermeni halkı adına Allah Allah seçim mi yaptınız? Sandıktan mı çıktınız? Bütün Ermeni halkı adına. Herkesin bilmesi için ilan ediyoruz ki otorite çıktı ortaya. Evet, ilan edin bakalım. Bu sürerken bu hadiseler hayat, namus ve mal emniyetimiz bizim bitmiştir. Yok artık böyle bir emniyetimiz. Aynı zamanda Kutsal Patrik, bak Patrik gerek kutsallaştı bildirinin sonuna doğru. Milli İdare Heyeti de bu hususta ilgisizler. E kardeşim siz böyle ilgisiz adama Kutsal Patrik derseniz o makama hep ilgisizler gelir. Sizin gibi çetecileri koyun bakalım. Her türlü zulme fetvayı çaksınlar. Siz öyle patrik arıyorsunuz. Ve Milli İdare Heyeti diyor. Patriği bir altındaki heyet. Tembel ve çok korkaklar. Bizim derdimize hiç derman olmuyorlar. Daha ne olsun ya? Patriğe rağmen kum kapı patrikhanesinin adına sen Osmanlı başkentinde bildiri yayınlıyorsun. Daha nasıl bir güç istiyorsun ya? O zaman çöküp de bin sırtıma seni gezdireyim. Ne yapayım? Kurtuluşumuz için sizden bize rehber olup Ermeni halkının zalimlerden kurtarılması halası için hükümete korkmadan koşuruz. Aha, korkmayın diyor. Hükümete koşun. Ne bu çektiğimiz ya? Ne bu gördüğümüz zulümler diye? Yani isyan bildirisi kıymetli dinleyenlerim. Ya bu Osmanlı Devleti mi sizin soyunuzu kırdı? Göçe zorlar, korka korka. Aman incirmesinler. Sen kime işaret veriyorsun? Avrupa devletlerine diyorsun ki, gelin Osmanlı'nın önünde biz bir şeyler tertipleyelim. Bildiriler yayınlayalım. Ama böyle bir araştırma maraştırma devlet yaparsa hemen siz oradan İngiltere ben geldim deyin, durdurun. Fransız elçisi aman ha ihmal etme bizi. Peki ihmal etseler onları da satarlar. Sanki Avrupa'nın körkütük aşıkı mıydı bu Ermeni teşkilat? Hayır. Sadece işini bitirmek için de. Onu kendi yanına çekiyormuş gibi yapmak içindi. Yani bütün sahtekarlar bir araya toplanmış. Avrupalı Ermeni kanı dökülerek Ermenilerin kendilerine yalvarmasını istiyor. Sonra da gelip bak ben sizi kurtardım ha. Bu sefer kurtardım. Zeytun'daki adamları payastan gemilere bindirip kaçırttım. Bir daha yapmayın bak ha. Ve hiç kimseden korkmadan hükümete gidin diyor. Kapılarını yumruklayın diyor. Duyun duyun biz geldik deyin diyor. İşte size Osmanlı Devleti'nde 1890 yılında Sultan Abdülhamit Han
padişahken yapılan Ermeni patırtısının, nümayişinin akabinde devlete hitaben, Avrupa'ya hitaben, patriye hitaben, böyle kendi işinde gücünde olan Ermeni masum halkı suçlayarak isyan edin bildirisiydi bu ya. Sizin Kızıl Sultan dediğiniz, Le Sultan Rouge diye at taktığınız padişah, sizin dediğiniz manada zalim olsaydı, o bildiriyi yazan ellerinizin parmaklarını kırması lazımdı. Bir daha yazı yazamaz hale getirilmeniz lazımdı. Hayır dedi. Bunlar Ermeni de olsa, Rum da olsa benim tebamdır. Bunlar da Allah Teala'nın kuludur. Ben bunlara zulmedemem. Bunların hesabını da ahirette vermek istemem derdi. Ve öyle yaptı. Hemen ha bak bak. Korkak Sultan Abdülhamit. Bak 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 bak. Korkak. Ödü kopuyor. Öldürecek diye ödü kopuyor. Ya arkadaş, sabrediyor, günahını alıyorsun, korkak diyorsun. Sizi adam gibi idare ediyor, kul hakkından korkuyor, gene suçluyorsun. Ne istiyorsunuz ya? Ya istediğimiz çok bir şey değil ya. 6 tane vilayetin olduğu toprak ne var yani? Versen olur, biter mi yani? Peki sen o toprağı istemesen ne olur? Olmaz benim ana vatanım, baba vatanım. Sen bir yerde beleş bir mezar bul, oraya yat. Bura benim vatanım de. Şimdi 1890'larda bu hadiseler İstanbul'da alevlenince Merzifon'da da bazı hadiseler yaşandı. Merzifon, Kayseri, Yozgat hadiseleri geldi Kumkapı'nın akabinde. Ne zaman? 1890. Ya arkadaş, devlet ihalesi mi var ya? Kumkapı bildirisi 1890, Patırtısı 1890, efendim Merzifon'daki 1890, Muş'taki ise 1890. Allah Allah. Bu ne rekabet ya? Biriniz de 1891 olun ya. Böyle aynı tarihe rastlamasının sebebi her taraftaki hadiseler ani alevlenince devlet bunlara yetemesin, çaresiz kalsın. Gelin ya, gelin ya, gel gel. Şu İstanbul'un yarısını da vereyim ben size ya. Hadi. Bırakın sadece 6 vilayet değil. Onları alın, yarısını da alın İstanbul'un. Olur mu, razı mısınız? Azıcık daha büyük olsa bizim yerimiz İstanbul daha iyi olurdu. Hepsini, valla ayıp olur ama hepsini versen daha iyi olur. Evet. Ne diyeceksin ya? Hani dilin kemiği yok demişler ya. 1892-93'te Kayseri'de, Develi'de, Yozgat'ta, Çorum, Merzifon, Tenis, Azizye ve öteki bazı bölgelerde Hınçak artık öne çıktı, Taşnak'tan öne çıktı. Taşnakçılar küstüler canım. Ya biz ne güzel işimizi yürütüyorduk, keseyi dolduruyorduk. Şimdi aynen aynen şimdiki terörlerinde Y'si yer değiştiriyor, H'si yer değiştiriyor. Onlarda çeşitli terör grupları var. Aynı. Ve taşakçılar küstüler dediler ki tamam biz bu faaliyetimizi Avrupa'ya kaydırdık. Burada yapmayacağız. Yapmayın. Yaptınız da ne oldu? Hınçak yapsa ne olacak?
Ve komite iyice ortaya çıktı, kendini ispata çalıştı. Açık açık, yani bayağı isyan komiteleri kurmaya başladılar Ermeni yerleşim yerlerinde. Bir özel idare kurmuş oldular. Devletin kaymakamı var mı var, valisi var mı var. Siz, biz eş vali efendim, eş vali. Öyle mi? Eş başkan. Kaç tane bu eş başkan? Vallahi bu eş başkan artık duruma bağlı. 10 dolur, 20 dolur, 30 dolur. Hepsi. Hepsi olur. Anadolu'daki Hınçakıl ana idare merkezi Merzifon yapıldı. Yani küçük Ermenistan'ın ihtilal komitesi merkezi oldu Merzifon. Komite reisi Merzifon'daki Amerikan Koleji öğretmeni Karabet Tomayan'dı. Hani bir milletvekili vardı ya efendim, Toma diye. O da kim vurduya gitti. Yani bazı kimselere ahlaksızca davrandığı için, yapılmayacak suçlara işlediği için milletvekili de gitti. Asıl onun Tomayan. Buradaki de Merzifon'daki öğretmen Tomayan'dı. Ona da herhalde kısaca Toma diyorlardı. Bir de okulun sekreteri vardı. O da öğretmen. O da Ohannes Kayayan. Bu kolejin binaları hala duruyor efendim. Bunlar her ikisi de, Karabet'te olsun, Ohannes'te olsun, Protestan Ermenilerdi. Hadi Ermenistan dediğiniz yerde Ortodoks onlar. Canım olsun, onları biz düzeltiriz. Şöyle bir kabadan bir hafif buharlı ütüyle kırışıklarını açarız. Onlar da Protestan yaparız. Çünkü Amerika Protestan istiyor. Ama Amerikan Protestan istiyor. Avengelis olsun diyor. İngiliz Protestanı olmasın diyor. İngiliz'de aman Amerika olmasın. İngiliz Protestan olsun. Protestoyu biz başlattık zaten. Papayı ilk protesto eden biziz diyorlar. İkisi de Protestan olduğu halde birbirlerine izlerine kurşun atacak kadar da düşmandılar. Efendim, bir tarih sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın kıymetli dinleyenlerim. Tarih Sohbeti.